Efendim herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Mafya 2'nin 13. bölümüyle karşınızdayız dedikten sonra acilen oyuna giriş yapıyorum. Yine muhteşem bir sahne. Yine şahane bir sahne bizi karşılıyor. Bu arada eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerden bu videoda bol bol like bekliyorum. 13. bölümdeyiz. İyice sapıttık. Mafya eşittir sapıtma oluyor. Yani mafya olduğun zaman sapıtırsın. Biz böyle gördük. Çıplak çıplak geziyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu modu kaldırmaya çalıştım. Modu kaldırmaya çalıştım fakat olmuyor. Oyunu tekrar silip baştan yüklemem gerekiyor. Bu sefer save dosyamın kaybolacağından korktum. Onu da bir türlü koruyamadım vesaire falan. Dolayısıyla böyle oynayacağız. Buna yapacak bir şey yok. Yani ister ölümlü oynayalım ister ölümsüz oynayalım fark etmez. Bu oyunu bitireceğim. Başıma bela oldu bak bu mod benim. Nereden kalktım 2020 yaptım bu modları düzelttim vesaire falan. Şu telefonu bir açalım arkadaşlar. Artık Vito'nun hayatına böyle devam edeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok chat. Yine chat diyorum. YouTube. Barbaro'nun yanı olabilir. Sen de veriyorlar. Vito. Yine bir sorun var. Ooo. Carlo'nun anlaşmadan haberi var. Eyvah eyvah. Vallahi canlar. Bizim hemen gitmemiz lazım. Ortalık karışacak yine. Ya bizim başımıza kesin bir şeyler gelecek zaten. Yazık şu yakışıklı olana bir şey olmasın diye korkuyorum vallahi. Koş hemen koşa koşa gidelim. Peki şimdi nereye gideceğiz? Oğlum kalktık herifi karşımıza aldık. İyi mi ya? Carl Falcon. Şuraya gidelim. Buraya ben iyi bir tane araba koymuştum diye hatırlıyorum. O arabayı hemen çıkartalım şuradan. İnşallah ölümsüz değilimdir. Kapattığımı düşünüyorum. Şöyle yaptım arkadaşlar. Home tuşuna bastığınız zaman bakın. Şurada settings'e tıkladığınızda pardon home tuşuna bastım. Bunların hepsinin tikini kaldırdım. Bu sayede belki ölümsüzlükten kurtulabilirim diye düşündüm. Yani umarım kurtulmuşuzdur. Yoksa yapacak bir şey yok yani. Kaldı öyle. Bazı yorumlar geliyor. Abi böyle oynama bu şekilde oynama diye ama yani yapacak bir şey bulamıyorum. Atlayın bakalım. Herifler de bir mal geri zekalı yani. Bak bu modun yapımcıları da beyinsiz kuş beyinli olmalı yani. Lan oğlum sen grafik modu yapmışsın. İyi hoş güzel iş yapmışsın. İçine niye ölümsüzlük ekliyorsun? Geri zekalı mısın ya? Ve bunu options'tan ayarı yok yani. Lan yaz oraya God mod on off falan şey yap yani. Bunu bizim seçimimize bırak değil mi? Hakikaten mod yapımcısı tam bir geri zekalıymış abi. Buradan ona da gerizekalı olduğunu belirtmek istiyorum onu da. Harbiden salak saçma bir iş yapmış. Kalktı oyunu bize ölümsüz hale getirdi. Şimdi şuradan da gidiş varmış. Ulan araba da bayağı hızlı gidiyor ha. Geri geri gelirken araba pati çekiyor. Ulan ben bunu nasıl yaptım? Baba araba geri gelirken pati atıyor. Pati atıyor ne lan öyle kedi mi lan bu? Ne kötü espriler yapıyorum be. Harikayım. Çok harikayım. Şuradan gidelim bakalım. 13. bölümde bakalım Vito'nun başına neler gelecek. Şu oyunu artık bitirmek istiyorum ben de. Merak ediyorum çünkü sonunu. Öyle tahmin ediyorum ki birkaç bölüm kalmış olmalı. Çünkü Burak bana 15 bölüm mü 16 bölüm mü ne demişti. Oyun zaten 15'te 16'da bitiyor demişti. O yüzden sonlarına yaklaştığımızı söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yardım on gidelim. İyi hız yapıyoruz ha dur. Dur şunun yanında şimdi. Bana yine sıkıntı çıkartmasın. Ya yok artık. Vallahi iner vururum ha. Gel hadi gel. Tamam gel hadi ortalığı karıştırmayacağım. Geçen seferki gibi yapmayacağım. Ah. Al. Al hadi 50 dolara. Tamam ah. Sen de al bu parayı. Hadi bakayım. Tamam bak. Düzgünce çalışıyorsun memur bey. Çok sağ ol. Bizim delikanlı da hemen araçtan iniyor ha. Memur indirecek yine. İyi alıştın değil mi geçen bölümden? Heriflerin içinden geçtim geçen bölüm. Hoşuna gitti herhalde. Tamam parka geldik abi. Yani bugün nerede farklılaştı adam gerçeği buldu. Ne oldu lan? Shit, that's Henry. Ne oldu lan? What the fuck are they hitting him with? Oh. Oh.
Oğlum. Lan yine gitmiyor canımız ha. Vallahi yine gitmiyor canımız ya. Gerizekalı mobdular ya. Vallahi mod kaldı abi. Ol ol ol. Neyse hikayeyi bitirip devamını göreceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Oğlum herifi biçti, resmen biçtiler lan. Ulan yine şunlar ha. Yine bu Koreliler. Koreliler mi? Çinliler mi? Japonlar mı? Kim lan bu? Oğlum Henry ölme lan. Herif iptal abi. Ulan Henry kral adamdım be. Oo, mümkünatı yok, yaşayamaz bu artık. Mefta. Mefta abi herif. Baba pezevengin evladına bak. Hey, that's the old guy who sold us the dope, Wong. Şunu bir indirelim ya. Bolo ways to kill a guy. Goddamn. Bolo polise çarpıyorum valla direkt. Gel buraya. Sick in the head, Vito. They're gonna fucking die. All of them. Aynen öyle. Bak şimdi beni kızdırdılar. Oğlum Henry kral adamdı be. Yani karizma adamdı. Yanımdaki heriften daha çok seviyorum onu. Çok, ha yaklaşmamak lazım. Okey. Okey. Ben de yakalamaya çalışıyorum falan diye düşündüm ilk bir an. Tamam, yaklaşmadan bunları takip edeceğiz. Peki abi. Bu lavuğun evladını benim indirmem lazım. Şerefsiz herif. Anlaşma yaptık, herife gittik, o kadar para götürdük. Ondan sonra arkamızdan kuyumuzu kazmaya çalıştılar. Size göstereceğim lan ben. So promise me you're not gonna go in guns blazing as usual. We gotta do this the smart way, alright? Ya şu altyazıları okuyamıyorum. Ya nasıl? Bak bu oyunla ilgili eleştireceğim tek nokta bu abi. Oyunun araç kontrolleri çok zor. Yolu mu takip edeceğim? Görev mi hani takip edeyim? Yoksa altyazıyı mı okuyayım? O konuda biraz sıkıntısı var oyunun. Red Dead Redemption'da mesela şey var arkadaşlar. Otomatik sürüşü alabiliyorsun. En azından altyazıları okuyorsun. Yani ben bu muhabbetlerin hepsini kaçırıyorum. Oyundan kopuyorsun bu sefer. Şu ibnelere bakalım, takip edelim. Nereye gidiyorlar lan bunlar? Bayağı şehir içinde gezip duruyorlar. İster misiniz bizi pusuya düşürsünler yine? Gerçi pusuya düşürseler ne olsa ne olacak? Ölmüyorum ki anasını satayım. Gerizekalı mod yapımcıları bak beni yine konuşturttular. Bilseydim vallahi kurmazdım ya. Oyunu da şimdi silip kaldırıp tekrar yüklemek istemiyorum, o kadar gigabayt. Üstüne bir de save dosyası gider falan diye korkuyorum. Bir de bu şekilde save dosyası alırsam oyun sapıtır diye bir tedirgin oldum. Çünkü hileli gidiyor şu anda. Kısacası oyunun ilerlediğim kısmını kaybetmek istemedim arkadaşlar. O yüzden risk almadan bu şekilde oynayacağız bunu. Modu da kaldırmaya çalıştım ama... Peki, işe yaramadı sanırım. Ben buradan tekrar Logitech'e teşekkür ederim. Logitech beni çok mutlu etti. Devam. Hadi oraya gidelim, parayı ortadan kaybetmeden önce onun dışarı. Aynen öyle. Direkt öldürelim. Hah, restorana hücum. Şimdi ağzınıza sıçtım sizin İbni'nin evlatları. Siz Henry'i öldürürsünüz ya. Ha. Henry'i öldürürsünüz ya. Tekmele şu kapıyı. Bak şimdi ben ne yapıyorum burayı. Üye ha? Al pedo seni. Al. Ha? Aynen öyle. Ben çok sinirlendim ha. Vallahi çok sinirlendim. Şimdi şu sınavı da. Al. Kalk uçuna. Sen nereye gidiyorsun? Gel. Bir tane bile adam kalmayacak burada. Tamam mı lan? Telefonu çalıyor. Çok güzel. Evet canlar, Mesut amca aradı. Burak'ın babası. Doğum günümü kutladı sağ olsun. O yüzden ara vermek zorunda kaldım. Ha, sen miydin? Gel. Oğlum bak, bu mermilerin hepsini şimdi Mesut amca için yağdıracağım. Mesut amca, senin için tarayacağım burayı.
Vallahi hiç böyle sıkılmadan parıyorum ha. Yani yok, hilesi zevkli olma. Hileli oyun zevkli olur kardeşim. Hileli oyun zevkli ya. Ben seviyorum hileyle oyun oynamayı. Ha ama şey olsaydı oynamazdım. Eğer şunu kaldırma ihtimalim olsa kaldırırdım. Ama hileli oyun oynamayı da seviyorum. Çok hoşuma gidiyor, bayılıyorum. Online'da sevmem de. Şeyde seviyorum, böyle. Hadi ağzınıza tükürdüklerim. Maksimum güç. Al ibni seni. Ya bugün ne sövdüm lan? Çok sinir oldum oğlum şu Henry'yi vurduklarına ya. Ne vursalar yine iyi. Herifi lime lime doğradılar. Nerede, üst katta mı acaba? Şuradan girilebiliyor mu? Bu ne lan? Ha, buradan bir işimiz yok. Tamam, aşağı ineceğiz herhalde. Bak, bizimki bekliyor orada. Kapıya bekliyor. Hepiniz öleceksiniz lan. Çalışan malışan anlama. Bunların da ne olacağı hiç belli değil zaten. Kap. Elini almış bak satırı, oradan beni satırlayacak. Tamam, hiç sıkıntı yok. O iş bende. Gel, gel. Gel, gel, gel. Sen hayırdır mı? Hayırdır la? Bundan sonra geri vites yok. Bundan önce de yoktu. 15 kişiye saldırdım. Nereden buraya lan? Al. Gel buraya gel. Ölümsüzüm oğlum. Seni puşt seni. Çok sinir oğlum lan. Kır şu kapıyı. Ha? Demek Henry'yi vurursunuz he. Kesersiniz bir gün. Benim de gönlümün önünde kestiler lan herifi. Yetişemedik ya. Çok üzüldüm anasını satayım. Baba bunları da vurayım lan ha. Burada kimse yaşamasın ha. Asansörü kullan. Hiçbirini yaşatmayacağım. Sessiz oluyor. Gerizekalı sabahtan beri ateş ediyoruz. Oğlum bu mal lan bu adam. Ya ben bunu sevmiyorum ya. Sevmiyorum abi. Al sessiz oldum bak. Bak sessiz bak. Oldu mu? Ağzınıza vururum şimdi sizin. Nerede o? Al. Kalk. Bir de beyaz beyaz giymiş bazıları. Çarkınıza tükürürüm. Çok da keyif alıyorum. Hileyle oynuyorum, keyif alıyorum lan. O Henry'yi öldürmeyecektiniz oğlum. Hepimiz hileciyiz lan bundan sonra. Bütün oyunları hileyle oynayacağım. Ne yapmamızı istiyor? Oğlum bir aşağı yukarı çıkıyor. Nerede o? Apartmanda hiçbir yer kalmasın diyor bizimkiler herhalde. Bir alttan giriyoruz, bir üstten çıkıyoruz. Bütün herkesi darma duman ettik ya. Ulan ne bölüm oldu ha. Oğlum şu karizmaya bakın ya. Boş verin bu. Vur la vur diyesi. Vur la vur. He? He niye öldürdün? Muhtemelen Falcon yaptırdı ha. Ne? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie. Bence yalan söylüyor. Are you saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Bunu vurmak lazım ha. Bunu vurmam. Ben bunu vurmak istiyorum ya. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. Bana söyleyemezsin. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine, your choice. Hah. Are you crazy? Puştum evladım. Çok iyi yaptın lan bu sefer. Fuck that. He wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Hiç valla bu sefer çok iyi oldu. Oğlum ben bu bölümde çok gerildim ha. Henry ölmeyecekti ya. Abi Henry ölmeyecekti ya. Çin mahallesinde hemen toz oluyor. Hadi toz olalım bakalım. O puştun öldüğüne valla çok sevindim. Bu da var ya, hiç eyvallah yok. Hemen sıkıyor ama bu sefer ben sevindim abi. Gel, var mı gelecek? İnşallah vardır birileri.
Umarım birileri gelir şimdi. Bu ne oğlum? Ha, pompalıymış. Şey sandım bir an. Kar 98 tarzı bir silah sandım. Nerede, burada mı? Tamam canım. Tamam, hadi buradan toz olalım. 13. bölüm. Toz olma bölümü. Ne oldu lan? Bak polisler. Joe'yu eve götür. Nasıl gideceğiz? Nereden bulacağım lan? Yolu kapatmışlar. Ağzınıza sıçayım. Artık iyice saldım, tamam. Artık saldım iyice. Polis dinleme. Vallahi ağzınıza burnunuza vururum. 15 kişiye saldırırım yine bu bölümde daha. Vurup saymam lan. Ver şunu. Ver. Al. Heh, al. Gel. Gel, atla şu arabaya. Yok, buna değil. Bizim arabamız şu. Bu muydu? Ne var lan bizim araba? Bizim araba gitti. Tamam, bununla gidelim. Dolmuş gibi araba lan bu. Bence polis, bak ölürsün. Ölürsün, git buradan. Git, çok gerginim. Oha, 3 seviye polisi atlattım hemen. Bir daha içmem lazım diyor. Oğlum manyak bu ya. Bak bu manyak. Bakın polis oradan burayı görecek mi? Görmedi. Tamam. Şimdi aracın plakası mı? Evet. Aracın plakası wanted oldu. Dolayısıyla benim aslında bir tane şey bulmam lazım. Lan buraya dönme lan. Heh, dönmedi. Yoksa ölmek zorunda kalacak. Yazık. Evet, bu beni yakalayacak şimdi. Oğlum niye yakalamıyor? Bu nasıl iş oğlum? Wanted man. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi polisler tam polis. Şuradan dönelim gidelim. Lan Henry gitti ya. Vallahi chat'te seri üzgün alalım ya. Chat diyorum bak, yorumlarda yine. Arkadaş. Tek adamımız Henry'di, sevdiğimiz. O da gitti lan. Ben inanmıyorum onun köstebek olduğuna. Yalan söylüyorlar ha. Herifin üstüne suçlama attılar bence. Adam gibi adamdır Henry. Bu arabayı da çaldım lan, al işte. Bu da benim artık. Bu anlaşma tamam gibi bir fark etti. Falcon iyice bizim üstümüze yüklenecek bence. Kimlerin yarısını öldürdük diye. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess. What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Aynen öyle. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. Call you in the morning. We'll figure this shit out. Oğlum ne kadar normaller lan. Gerçekte de böyleler mi acaba bu mafyatik tipi? Hiç umurumda değil. O kadar adam vurmuş mesela. Gidip içki içmem lazım diyor. 14. bölüme geçtik chat. Ya niye chat diyorum hep ya? Ya bu yayınlar benim beynimi sulandırdı arkadaşlar. 14. bölüm. Cennete giden merdiven. 2 bölüm atıyorduk ya. Yine devam edelim 2 bölüm atmaya. Mafyayı biraz hızlandırayım ki artık bitirelim şunu, değil mi? Pekala. Telefona cevap ver. Peki. Hadi bakalım. Neredeydi bizim telefon? Şuradaydı. Efendim dur, çatlama geldim. Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Herifin parasını vermemiz lazım. Nereden toplayacağız hakikaten biz bunu? Oh shit. Tamam. Tamam dur, ben giyineyim. Çıplak da, çıplak da çıksam olur. Zaten kurşun geçirmiyorum. Süpermen gibiyim. How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. Tamam. I'll be at your place in a minute. Tamam. I'll wait for you out back. I'll see you soon. Joe ile dairenin dışında buluş. Bu sefer smoking giyeceğim lan. Bunu her söylediğimde yapmıyorum. Bu sefer yapacağım. Smoking ile oynayacağım. Garson gibi görünsem de bu sefer böyle olacağım. Ha? Benim kendim mi bura? Yok. Lan yine bana boktan araba verme ha.
Tamam, bu araba gider herhalde biraz. Çok güzel, bayıldım. Benimkinin şey bu. Üstü kapalı olan herhalde. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. 14. bölüm. Bakalım başımıza neler gelecek. Zaten dediğim gibi 15 ya da 16. bölümde bitiyor olsa gerek diye biliyorum. Belki de yanılıyorum. Bana da Burak söylemişti sanırım öyle ya da Tayfun söylemişti. Tam hatırlamıyorum. Abi geçen bölüm herkesi taradık geçtik. Oğlum araba iyi gidiyor ha. Sevdim bu arabayı. Evet bak sesi falan da daha güzel bu arabanın. Sevdim. Vallahi şu ana kadar kullandığım en iyi araba arkadaşlar. Dönüyor, duruyor, basıyor, gidiyor. Her şeyi yapıyor bak. Hızlı keselim abi. Polise molise uğraşmayalım yine. Sus lan. Haydi basalım. Bunların yanlarından geçelim. GTA oynar gibi oynuyorum valla. Oradan geçemeyecektik bassaydık. Ben yine altyazıları kaçırıyorum. Siz bana anlatın. Lan! Oğlum iner döverim bak. İner döverim bak. Terbiyesiz herif! Herif nasıl tepkiler veriyor lan? Ne yaptın? Küt. Oğlum acelem var diyorum ya. Gerçekte de böyleyimdir. Acelem olduğu zaman çarparım sağa sola. Çekilsinler. Mafyayız biz oğlum. Kaçla gidiyorum. Biraz düşürelim. Yine polis var şurada. Uf bu arabanın sesini çok sevdim oğlum. Arabanın tipiyle performans arasında çok büyük fark var arkadaşlar. Şu ana kadar kullandığım en iyi aracı kullanıyorum. Performans olarak ama tipi de yani işte. Kabriyo bile değil. Kabriyomuş. Çekil çekil çekil. Ulan iyi gidiyor ha. Ey maşallah. Anda da duruyor şuna bak lan. Vallahi çok iyi ha. Ne oldu lan buraya? Uf. Ya arkadaş ne güzel grafik paketini kapatabildim de ölümsüzlük kapanmadı. Ey zalim yer oley yes okay. O benim şiirim arkadaşlar. Sabahlara kadar uyumayıp böyle şiirler yazıyorum. Şuna bak. Ne oluyor lan? Bu arada yanlış gidiyormuşum. Hemen dönelim hemen. Yanlıştan dönmeyi iyi biliriz polis. Polis başka birine takılmış herhalde orada. Tamam sonunda geldik abi. Hadi bakalım. Dayı ne kadar güzel güneşli bir günde. Çimleri mimleri çiçekleri suluyordur. Biz herifin ilk kesin başına bela olacağız şimdi. Biz kime gitsek burnu boktan kurtulmuyor. Selamünaleyküm. Mr. Angelo. Yes. Mr. Salieri sends his regards. Oğlum. Ne oldu ki? Lan niye? Çok lan. Ya bunu buldum ya. Yine vurdu vallahi bu ortada karıştı. Bu herif niye vurdu oğlum? Altyazıyı okuyamadığım için tabii kaçırdım oraları. Neyse ki hızlı bir arabam var. Çabuk atlatırım. Fuck that was close. Get me to Kingston, will you? I got a call. Tamam, wanted. Bak, atlattım bir kere. Tamam, polis yine bulaşmadı. Ben anlamıyorum bu işi. $3000 mı bu? Geri dön diyor. Peki. Hemen geri dönelim.
Arkadaşlar alt yazıları okuyamadığım için kaçırdım ben orayı herhalde ya. Telefon konuşmasını da okumadım şey yapacağım diye. Siz okuyun abi, siz anlayın yeter. Şöyle basa basa gidelim. Polisin benim arkadan herhalde şeyi görmesi gerekiyor. Plakayı falan görmesi gerekiyor bana musallat olmak için. He? Böyle bir şey olabilir mi? Deneyelim. Evet. Evet, öyleymiş. Oğlum vurayım vurayım deme, işine bak işte. Uhuhuhuhuhuhu. Tamam dur oğlum, yine tekniği bağlatalım. Süper ya, bu araba çok güzel. Memur bey siz biraz durun, benim araba gerçekten iyi kaçıyor, kusura bakmayın. Yani şuradan kaçar. Daha atlat artık şu polisi. Bura mı? Heh. Good luck getting your hair for the money. Come by my place when you're done. Okay. I'll see you later. Tamam, hadi görüşürüz. Nereye sür diyor la? Tamam. İyi, bu arabayı da bana verdi. Bunu da garaja attık. Vallahi ben boş boşuna mafyacılık oynuyorum ya. Ben galeri işine girsem anasını ağlattık paranın. Aldım bütün arabaları atıyorum garaja. Sanki balık tutuyorum anasını diyeyim. Şuradan bir uçalım mı? Uçmayalım, uçmayalım, uçmayalım. Ya mesafeler biraz uzun olabiliyor bu arada. Bak bak bak, yanı vereyim mi? Oo, dayıya bak ya, ne güzel yanlıyorum. Vito dayı. En azından iki bölüm arka arkaya atayım da siz de mafya mafya diye bana bazen Instagram'dan diyor ki mafya çek bir adam artık diyor, diyor adam biri. Mafya çek lan diyor. Mesaj atıyor. Mafya çek lan. Çekiyorum lan, al. Ne kadar sevmiyorsunuz arkadaşlar. Vallahi çok sevmiyorum bu kadar sevmenizi bu oyunu. Şuradan hemen devam edelim. Tamam, oyunun biraz boku çıktı hileden sonra ama beni suçlamayın abi. Aptal mod yapımcısının suçu bu. Ya Mart ayında çok güzel oyunlar geliyor arkadaşlar. Doom'u özellikle co-op bir şekilde belki Burak'la beraber kanal atarız. Burak da kendi kanalını atacak gibi. Doom'da birlikte bir organizasyon yapabiliriz Burak'la. Çok güzel duruyor oyun be. Keşke daha erken çıksa Doom Eternal. Ne var başka? Mount & Blade Bannerlord var. Beklediğimiz. Bir de benim Tsubasa diye bir oyunumuz var biliyorsunuz ama onun daha çıkış tarihi belli değil. Bir an önce çıkarsalar da Tsubasa'yı oynasak ya. Ben çok seviyorum Tsubasa'yı. Özellikle oyununu da gördükten sonra zaten bayıldım gameplay'ine. Kötü bir oyun olsa bile ben bayılacaktım. Yani Tsubasa bu. Oh. Evet. Parti çocuğu gibiyim ya. Motoru tamir et abi. Vallahi parti çocuğuyum ya. Tamir et lan. Etsene lan. Şu arabayı biraz geri alabilir miyim? Birazcık alsam yeterli. Aa, et, tamir etmişim. Nasıl ettim ya? Vallahi önünde geçip dikilmem bile yetti yani. Öyle karizma bir adamım. Tam Vito karizması budur işte. Ha, şeyin yanına geldik. Oyuna ilk başladığımızda Drake'in Drake miydi? Herifin yanına geldik. Haydi bakalım. Bu adamdan borç para mı alacağız biz şimdi? Diğer şeyi kapatmak için. Hey. Hey. Efendim canım, sen yine mi yemek yiyorsun? Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for?
Frank's organizing a sit down with the other bosses and he took almost all my guys as bodyguards. Tipe bak ya. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat Vito'ya bak ya. For a week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset and they're threatening to strike. Oğlum, Vito çok komik duruyor lan öyle. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? Bin papa. All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bu iş bizim. Lan drek. Oğlum. Neydi lan şu... Sweet mi? Neydi bunun ismi ya? Unuttum şu üstüme giydiğim şeyin ismi ne? Çok komik duruyorum ya. Garson gibi geziyorum etrafta. This ain't the first time I have problems with them, you know. Lan direkt, sana sıkardım da neyse hadi. Sıktım da zaten işe yaramıyor. Oğlum 100 tane mermi alan pompalı mı olur? Be gerizekalı mod yapın bizi. Sen oyunu ne hale getirdin? 100 bile değil, 120 oldu. Sen ne yaptın bu oyuna? Niye hile yaptın ya? Oğlum 140 oldu lan, pompalıya bak. 140 mermili pompalım var arkadaşlar. We want you to give Big John his job back. Bak sen. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See, I told you. Easy does it, Vinny. We want to do this Easy. Peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just Lower like your he voice did John. Now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you, broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. I suggest you get back to work before somebody else's hands get you broke. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please put it down. We don't want no trouble. Don't look that way. Ben bu dayıya yardım etmek istiyorum yaşlıya. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Why, your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old Shut man? Shut your fucking mouth. Right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? They're just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at Why don't me. You ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? Are you nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We known each other for a long time, Vito. Think of all well, the things. Well, you all wet, Steve. You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Come on, shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. Oğlum bu nasıl you iş ya? You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Oğlum tek başımıza heriflerin hepsini geri püskürttük. Not right now. Get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. Ah, şimdi sıra bende. Ah, şimdi sizi aşağıladılar sizi. Now let's teach that fat Bekleyin fuck ben kendi lesson. Silahlarıyla onları vuracağım. Ben ölümsüzüm, sıkıntı yok. Siz durun. Oğlum bu da manyak bir silah ha. Al bakayım. Gel 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 buraya gel. Mahsul yani. Ben ölümsüzüm oğlum. Huuu.
Oğlum babama yaptıklarını ödeteceğim size. Al. Üf. Bu sizin arabanız mı lan? He? Al. Olaylar bir anda değişiverdi ha. Selamun aleyküm. Ya çok zevkli ya. Ölümsüz girmek de çok zevkli buralara. Aç lan şu kapıyı. Peki. Madem açmıyorsun ben de buradan gelirim. Ön kapıdan da girer seni yok ederim ben. Sen rahat ol. Ne o? Siz beni mi öldüreceğiniz he? Ölümsüzüm diyorum oğlum, ölümsüz. Aha dayı indirdim. He? Ne oldu lan? Aaa seni puştun oğlum seni. Derek's death also helped me resolve another problem. Oğlum ne için geldik? Ne oldu lan şu an? Tamam ne yapacağım şimdi lan? Ha daha adam varmış. Şuradan atlayabiliyor muyum? Atlayamıyorum. Bekleyin ben. Bekleyin. Burayı bir ateşe vereyim de görün. Daha ben burayı yakacağım herhalde. Al dayı. Yakacağım mı ben burayı? Yukarıda Derek'in ofisini araştır. Tamam okey. Aç şu kapıyı. Şuradan ben parayı bir gömeyim abi. Hah, ver şu parayı. Ne kadar buradaki para? Hüh! 27.000 toplayacağım. Nerededir ki acaba? 27.500 topla diyor. Bir yerlerde daha bu ibnenin parası vardır. Oğlum bu mafya işlerini görüyor musunuz işte bak. Hiç böyle kimsenin birbirine şey yok. Hepsi çıkar. Orada da yok. Şurada bir şey olabilir mi? Ofisin her yerini araştırıyorum ama pek bir şey bulamadım gibi. Şurada olabilir mi? Başka nerede olabilir ki? Dur bakayım şu dayı bir şey biliyor mu? What about the cops? Yeah, they might be a problem. Ben 21.000 aldım. Dükkanları soy ve Burski arabaları getir. Nerede lan dükkan? Good luck then. Jesus, Mary and Joseph. Dükkan nerede dükkan? Şöyle bir bakayım. Bruno için 27.500 topla. Burada bir yerde mi? Arkadaş dükkanları şey yap diyor da. Dükkan nerede abi? Şuraya bir kez daha bakacağım. Bu ibnenin altta maltta yeri var mı? Tamam yoktur. Ne dedim? Çıkalım buradan. Buradan çıkınca herhalde yer açılacak. Öyle tahmin ediyorum o zaman. Şimdi öncelikle şuraya bir girelim. Şuradan ben bir takım elbise değiştireyim. Ver abi şunu. Heh, artık ben değilim. Heh, atlattım sizi. Tamam polisler gidecek şimdi. Değil mi? Baba. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Şu polisler bir gitsin şuradan ondan sonra ben bir... Dükkana göz at değil. Şimdi benim burayı nasıl soymam lazım? Elime şunu çekeceğim. Çık çabuk. Nasıl soyacağım lan ben burayı? Hah. $134 mı çıktı buradan yani çıka. Tamam. Ne kadar param oldu benim? Ulan aranan arabanın içine bindik geri aranmaya başladık. Şuradan hemen başka bir dükkan bakalım. Aha şurası. Silah dükkanında iyi para vardır. Biz direkt silah dükkanına gidelim abi. Barış noktan radarda görünüyor. Eyvallah. Eyvallah koçum. Şuradan bir dükkan daha patlatalım arkadaşlar. Şu arabadan da bir kurtulayım da ben. Zaten araba pert olmuş bir. İkincisi...
aranan bir araba. Ben şunu hemen 2 saniye bir patlatayım. Nasıl yapıyorduk lan? Heh, SP'ni oynat. E ile kitle. Heh, tamam. Dükkanlar sorduğum ne olmalı? Şu dükkanı bir patlatalım. Polise takılmak istemiyorum lütfen. Benim yolumu yok etmeyin. Tamirci mi vardı orada? Keşke tamirciye dönseydim. Orayı da patlatabilirdik. Ama silah yerinden garanti para çıkar diye düşünüyorum. Silah satıcısından sağlam para kaldırırız bence şimdi. Neresi? Tam köşe. Aha burası. Ulan ne güzel park ettim be. Sıfır, tam sıfır yanaştım. Şunu hemen bırak şimdi şunu. Kasayı soy. Oh, 679 dolar. Yokum yokum. Yokum yokum, o ben değildim. Tamam gitti. Bu ne aptalca bir şey ya. Oh, vallahi. Hadi gidelim şimdi şuraya soyalım. Soygun görevi geldi. Benim ne kadar param olduğunu nereden görüyorum? 26 bin. Hah, 27 bin. Son sanırım şurayı şimdi soyacağız arkadaşlar. Ondan sonra açık kalan meblağ tamamlanacak gibi. Oh sağ olasın, beni döndürdü. Teşekkür ediyorum kendisine. Lütfen şuradan 200-300 dolarlık bir soygun yapalım ve şu görevi bir bitirelim artık. 14. bölümdeyiz. 13 ve 14'ü birlikte oynuyoruz şu anda arkadaşlar. Çık. Çık. Peki şuradan. Silahı elime almadan soyamıyorum burayı. Peki. Çık. Aynen. 104 dolar. Yapma ya. La oğlum ne 104 doları? Başka bir şeyler çalmam lazım benim. Başka bir şey çal abi. Bu ne oğlum? Şunu giyeyim bari ha. Ya abi biraz para vereydin iyiydi. Hiçbir şey yaramadı bu. Tamam en azından takım elbisemiz oldu. Benzin. Aa benzin. Ya da yok yok. Silah dükkanından iyi para çıkıyor. Gidelim şuraya soyalım chat. Ya ne chat ya? YouTube. Bayağı uzun bir video oldu yine. İstediğiniz gibi. Bir 40-45 dakikası var herhalde bu videonun. Ey maşallah. Şuradan dönünce oradaki silah dükkanında bir soyalım. Çok güzel. Yine dönmeyen efsane arabalardan bir tanesi. Ulan Henry. Ulan Henry. Çok üzdüm be. Çok kötü öldürüldü bir de arkadaşlar ya. Gözümün önünden gitmiyor ha. Çık şuradan. Bana bir de hemen silah doğrultuyor. Heh tamam. Tamamdır abi. Sanırım tamam değil mi? Evet. Vallahi tamam değil. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum. Gidelim benzinciyi de soyalım hadi. Bir de benzinci soyalım. Hay Allah ya. 150 dolarla kaybediyoruz şu anda, şu görevi yapamıyoruz ya. Ha git git hemen oraya. Git. Polislerden her zaman bir adım öndeyimdir. Şu giyim dükkanına gideyim ya, bir dakika. 100 dolar da çıkar artık. Buradan da çıksın artık be. Çekilin bakayım. Çık. Çık. Heh, çık şuradan. Tamam çıktık abi. Bitti. Çekil. Çekil. Çekil lan. Şimdi bir dakika. Şunu bir kaldır. Tamam. Bunun için 27.500 top. 27.472. Oh!
20 dolar 30 dolar kaybetti. Yani 28 dolardan gidiyordu şu anda görev ya. Çık. Vallahi bak iner vallahi hepinizi döverim burada. İndiririm ha. Yeter lan bak bana getirdiniz abi getirdiniz bana be. Artık yeter bir de polis takıldı peşime. Olmayacak şeyler oluyor şu an. Çekil çekil çekil. Çekil memur. Gitti lan. Çekil çekil dedim gitti vallahi. Adamsın lan. Şu şuradan bir oynasın gitsin de ondan sonra koyalım şurayı. Polise bak polise. Oğlum o da gitmiyor ha. Polis en son bilmem ne yaparım şimdi yapacağın şey diye girdi yemin ediyorum kapıyı aç. Çık. Çık. 30 dolar mı? Oğlum gerçek mi bu oyun? Ha 27.500 oldu tamam. Tamam. Of. Harbiden yeter artık yani. Sanırım biraz aksiyon olsun diye 3-5 tane bana yer soydurttu. Tamam. Bu görev de tamam abi. Yine bu rezalet arabayla gideceğiz ama en azından ayağımızı yerden kesiyor. Devam. Şuna çarpmayayım. Aman heh. Şöyle dön. İçeceğimizden uzak mı acaba? Lan oğlum nasıl bir arabasın ya? Keşke arkamdaki direksiyon setiyle oynayabilseydim şunu. Ama 2 dakika araba sürüyorsun. 10 dakika ateş ediyorsun. O yüzden lan düzgün çık yola. Arkadaşlar oynadığım en efsane bölüm buydu bu arada. Bak onu söyleyeyim. Çünkü hakikaten hiç beklemediğim şeyler oldu. Henry'nin öldürülmesi, Derek'in babamın katili olduğunu öğrenmemiz ve anında orada Derek'in direkt mekanını basmamız, Çinlileri öldürmemiz falan derken oğlum kimse kalmadı zaten. Yani Falcon'u da indirirsem ya ne var oğlum ne var? Ne var? Çok bir manyak mısın nesin ya? Ne yaptım bu sefer hiçbir şey yapmadım. Şunu hemen atlatalım. Uf, arabalara bak. Ne oluyor lan? Burada kesin bir şey olacak ha. Güzel güzel arabalar vardı anasını satayım. Yine kesin bir şey olacak. O arabaları kullanıp yine görev mörev bir yere gideceğiz herhalde. Şu kapıyı aç bakalım. Üst kata çıkalım hemen. Neydi bizim arkadaşın ismi? Hep unutuyorum lavuk. Onunla beraber Joe muydu? Joe Barbaro muydu? Evet. İki tane hızlı araç var. Bakalım başımıza neler gelecek. Bizim mi acaba? Tabii o da kesin değil. Ha, ne oldu peki sonra? Nereden bulacağım ben mi şimdi bunu? 6 saat sonra. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Allah Allah. Tamam aşağıda hızlı araba var. Gidelim hemen onu alalım. Joe'ya ne oldu lan acaba? İnşallah başına bir şey gelmedi ulabuğunda. Bak normalde sevmem etmem ama bak şu an düşündüm. Joe'yu sevmiyorum ama şu an bir düşündüm. Şu öndekinin rengi daha çok hoşuma gitti. Hemen şunu patlatayım. Üstü açık arabalara bayılıyorum. Hiç uğraşmasın. Tık üstüne tık. Atla. Deva. Şunlar bir geçsinler. Polis de. Lan bu arada takım elbisemle arabanın renkleri aynı. O yüzden uyumlu oldu. Polise bak ya. Yazık kıyamam. Sinyal veriyor. Öyle dönüyor falan. Oğlum sen bu ülke için çok fazlasın lan polis. O polisten bahsediyorum. Diğerleri çakal da bak o iyi polisti. Hemen peşime takılır bak diğerleri. Şuradan şöyle gidelim. Ver yan oğlum. Çok güzel yani. Canlar bu arada Sivas en son mağlup daha. İnşallah öyle bitmiştir. Polis ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun? Polise bak ya. Çarp.
Sihirli geçti abi. Acelem var, biraz sert durdum. Burası değil mi? Okey. Neresi lan o zaman? Burası değilse. Yana dönelim. Şöyle bir sağa dönelim bakalım şurada. Giriş burada mı? Korkma lan, korkma. Nerede oğlum bu yer? Eddie'ye giderek John'un yerine nerede olduğunu sor. Acaba hamburgercinin içinden mi gireceğim? Onu deneyelim. De hamburgerciye giremiyorum. Az önce ben buraya geldim, giremedim, şimdi giriyorum abi. Çok ilginç ya. Vito, good, you're here. You hear what happened? Well, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chicks hacked him to death in broad daylight. Why? So you don't know anything about it? Well, Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the drones. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. Ooh. But there's worse. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing şey about it? Not a thing, Eddie, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe was with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be ulan, pretty. No shit. Ne kadar soğukkanlı bizimki ya. You better not be shitting me, Vito. Vallahi ortalık karışıyor. Let's try Giuseppe next. Vallahi ortalık çok fena karışacak. Şimdi Giuseppe'yi kontrol et diyor. Hadi bakalım. Bakalım bu oğlum, bu oyunu çok merak ettim sonunda. Çok da uzun bölüm oldu. Bir saatlik bölüm olacak neredeyse be. Şunu kontrol et, bunu kontrol et. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Hepsini yaptım, bitti zaten. Oyun gitti. Ya bir müsaade et de ben de şuradan bir döneyim. Çok dışarıdan da tamam, hadi. Hadi. Oğlum polis de hiçbir şey demiyor. Çarpıyorum, ediyorum. Gerçi polis de kendisi de çarptığı için herhalde ondan dolayı bir şey demiyor. Şimdi de Giuseppe'ye gidiyoruz. Aman aman. Şu polis yazmasın da bana ceza yazar. Şu lavuğun parasını verelim biz ya. Ne oldu onun parası? Lan onu da gidip kafasına sıksam olurmuş ya. Ne vereceğim parasını? Geldik herhalde. O yüzden çok fazla hız yapmayayım. Aynen. Geldik canlar. Nerede girişi? Şuradan mı? Şurası herhalde. Tamam. Lan Giuseppe! Sanki alt kattaydı diye hatırlıyorum ama bura mı? Buraymış. Peki. Hey Giuseppe, I'm looking for Joe Barbaro. Is he here today? Hello, Vito. Yeah, Joe came by today. Great. I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, a few guys came into the Allah Allah. What? Who? It was Vinci's people. They said Mr. Vinci wanted a word with him. You know where they would have went? No lo so. Maybe to the bar, the Mona Lisa. Shit. Is there something wrong? Not sure. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this.
I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Vallahi çok ciddi şeyler oluyor Giuseppe. Vito, take care of yourself. Joe'yu bul ve kurtar diyor oğlum. Baya baya Joe'nun başı dertte. Bak şimdi Joe'yu kurtarmak istedim yani. Yalan yok. Herif tamam. Tuhaf bir herif ama bizim için çok şey yaptı yani. O da bir gerçek. Gidelim hemen şunu kurtaralım ya. Zaten ölümsüz bir şey olmaz. Bir günde onu kurtarmış olalım. Sorun değil. Hep sağa sola onu bunu kurtarıyoruz. Allah. Lan dur polis. Sevdir git ama yani. Olacak iş mi ya? Geldi arabamın üstüne kendi atladı ha. Küt. Neyse o arabanın yerini beğenmemiştim. Birazdan öyle park etmesi lazım. O yüzden yaptım. Böyle bundan sonra arabaları düzgün yere park edeceğim. Ya yine mi polis takıldı? Hadi bakalım. Artık polislerle maytap geçiyorum ya. Polisler benim için artık bir problem teşkil etmiyor arkadaşlar. Oyunda Allah. Oyunda polisler bana çok büyük problem değil. Asıl problemlerim daha başka bir. Ya abla gel. Gel sen de altıma gel. Gel bir tane polis geldi çok memnun kaldı. Sen de gel. Hadi gel. Şurayı park edelim abi. Hadi bakalım bismillah. Polisler bir durun durun. İşimize. Ne olur lan? Nice to see you too. Don't move a muscle. Come on. Listen to the friendly bartender and stop fucking around, Vito. Now first of all, I gotta ask you to slowly toss your guns on the floor. No funny business neither. The bartender's got the itchiest trigger finger in town, huh? I'm not armed. Okay, so what are you doing here, Vito? We wasn't expecting you. I'm looking for Joe Barbaro. I heard some of your guys picked him up. Eh, maybe. What are you trying to pull? Me and Joe didn't do nothing to you. Mr. Vinci doesn't seem to think so. He wanted a few things explained to him. So that's what Joe is doing. And since you've stopped by, hadi katılalım. Why don't we go and join them? And what if I don't want to? These guns say you do. But don't worry. It's got a hell of a view. Ulan neler oluyor ya? Shit. Ah. Hey, what's up, Joe? The assholes went to take a leak. Great. Well, can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vinci can't see what's going on right in front of his oğlum, face. Herif darma duman olmuş he ha. Thinks I can explain it to him. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Merhaba, hoş bulduk. Welcome, Vito. What's going on? You got no reason to treat us like this. No reason? No reason? First, the business with Leo. And then all hell breaks out in the city. The chinks, they're going nuts. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. It's out of fucking control. Now, I'm too old for this shit, so you're gonna tell me what the hell's going on here. Come on, I'm all ears. Mr. Vinci, look, I don't know what the hell's going on here. Believe me, me and Joe ain't got nothing to do with it. That ain't what I wanna hear. Yeah, well, that's your problem. Cause we don't know shit about any of this. That's too bad. Nasıl kurtulacağız lan buradan? Oh! Haydi bakalım. Finally. We don't got much time. We gotta do something. Buradan bir kurtulursam sıçtım ağzınıza. Try to break the pipe. Come on, help me out. I can't do it by myself. Okay. One, two, three! One, two, three. Hadi lan. One, two, three. Gelin. Sıkıntı yok. Benim saklanmama gerek yok. Sıkıntı yok. Ver silahı ver. Tamam. Tamam. Hiç sıkıntı yok.
Ben ölümsüzüm. Bak, sen şunun tadına baktın mı? He? Bunun tadına baktınız mı oğlum? Nereden vuruyor lan? Uhuu. Bundan sonra herkes, bak herkes korkacak oğlum Vito'dan. Benim koşuşa bak. Nasıl çıkacağım ben buradan ya? Nereden gideceğiz lan? Gel şuradan deneyelim. Ha, buradan aşağı inelim. Okey. Biraz alt katı temizleyelim. Burada ne varmış? Evet. Al. Al. Bana sağlam bir silah versene. Oğlum ölsene la. Herif ölmemeye yemin etmiş ha. Nereden sıkıyorsun? Al. Koçum benim. Tamam, şuradan aşağıdan gidiş vardır muhtemelen. Yokmuş. Çok güzel. Nasıl gidebilirim ben buradan? Başka türlü nasıl çıkış var ki? Şuradan gidebiliyorum herhalde. Okay. Heh, böyle gidiyoruz. Tamam. Merhaba dostum. Ölmüyorum da kusura bakma. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ne mermim bitiyor ne ölüyorum. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Mod yapımcısına gidin, bana değil. Böyle sizi bu silahla avlarım. Bir şarjör değiştiriyorum. 1000 mermi geliyor. Harika ya. Vallahi harika. Yalnız çok güzel bölüm ha. Eğer ölümsüz olmasaydık inanılmaz zorlardı buralar bizi. Harbiden çok sağlam zorlayacak bir bölümdeyiz. En azından onu biliyorum. Bak. Şu sahneler çok güzel, bu şeyler, ışıklandırmalar buralar. Ah, ah, ver onu bana. Şimdi sıra bende. Şimdi buradan geçemiyorum. Nereden? Aa, tamam. Geçsene. Ah. Tamam. Ah. Oha. Oha. Oğlum ben burada kesin ölürdüm zaten. İki hileyle oynuyorum. Yalnız pomp, bak ben bugüne kadar hiçbir oyunda bu kadar güzel pompalı tüfek hissiyatı görmedim. Bom bom, ne vuruyor lan bu böyle? Şuradan mı çıkacağım? Joe, nereden çıkacağız Joe? Bir dakika, burada ne vardı? Ha, şuradan bombaları falan topladı diyor bak. Ha, şuradan çıkıyormuşuz. Güzel. Harbiden efsane güzel bir pompalı hissiyatı vermişler oyunda. Var mı daha gelecek? Nerede benim bombalarım? Nasıl bomba atarım bu ilmeğe? Heh, alın arkadaşlar. İşte. Ha, bu buraya. Bu buraya. Tamam. Geliyorum şimdi. Bombaları salladım. Şimdi sıra shotgun'da. Yo, gördün mü? Ölmüyorum. Ölmüyorum. Al, ağzınıza burnunuza vururum lan. Hıh. Oğlum ölen çıksın, kasıyor. Şimdi bu neymiş? Ha, şunu biraz da şununla oynayalım. Oğlum nerede lan? Tam Tony Montana oldum. Joe ile binadan dışarı çık. Diyorum ya oğlum, bütün mafyaların hepsini öldürdüm. Başka adam kalmadı ki. Vito. Vito'nun tipe bak ya. Hey Allah'ım ya. Gel okay. Gel. Let's get you over to El Greco. Gel. Joe'yu El Greco'ya götür. Gel hadi, yine ben şunu patlatayım, gel. Vallahi ben olmasam ne yapacağım Joe? Damn it. Tamam, ben de sen olmasan bir bok yemezdim ama. Go. Ya ablacım çık lan.
chest. İyi dayak yemiş yalnız bizim Joe. Gerçekten iyi dayak yemiş. Hayır, bizden habersiz. Nereye gidiyorsun sen? Bensiz çıkmış. Aptal aptal heriflerin ellerine kendi isteğiyle gitmiş. Rica ederim. Rica ederim canım benim. Biz de böyle arkadaşız. Ne kadar seni sevmesem de arkandayım. Çok güzel. Hemen şu aracı tamir edelim. Tamam. Biraz duman olmuş da. Atlayın. Atla lan. Şuradan gidelim tekrar. Yine tekneyi aldık. Vallahi gittik bulduk bir yerden tekne. Tekne gibi araba. Şuradan yanı vereyim mi? Ooo reis. Neyi anladık be? Tam böyle kıl payı kurtardık yani. Şuradan geç. Vallahi çok güzel driftti. Çok güzel yanladık. Şuradan da koyayım mı drifti? Araba gitmiyor ki koyayım. Bok gibi araba ya. Ayağımızı yerden kessin diye atladık ama bayağı kötüymüş. Vallahi daha ne olacak çok merak ediyorum şu an ya. Ulan çok heyecanlı ha. Bu işin sonu nereye varacak hiç anlamadım ben. Yani ama öyle görünüyor ki ben herkesi yok edeceğim, ben başa geçeceğim. Şurayı açayım bir dakika. Biraz daha hızlı girelim oraya. Küt. Tamam. I can make it. What do you want me to do with the money? Take it to Bruno. All right. At least that'll be out of the way. En azından bu iş aradan çıkacak. İyice sıçtık ya. Good evening, gentlemen. Whoa, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked and I'm coughing up blood. What is happening today? Ayağından da vuruldu bu değil mi? Öyle bir şey oldu herhalde. His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him? Somebody messed him up pretty good. I don't think he's ever going to walk again. What? This surprises you? All the blood, all the death. This is the lifestyle you choose. Aynen öyle. One day your luck is bound to run out. The next time, it could be you. And off with the sermon, Doc. You have time to treat Joe? Yes, but you'll have to wait a minute while I fix Antonio up. That's okay, Doc. Ulan sakın right. Bak bir şey yapma. Make sure you settle things with Bruno, okay? And sakın bize sen de bir kazık atma. Thanks. Sure thing. Rica ederim canım. Hadi bakayım. Arkadaşlar çok uzadı bu video ya. Bruno'ya geri ödeme yap. Tamam hadi gidelim şu parayı verelim artık şu lavuğa. Ondan sonra bölümü bitireceğiz herhalde. Yoksa manyak uzun oldu oğlum bu video. Alın size mafya abi. Çok istiyordunuz hani uzun çek uzun çek diye. Bayağı uzun oldu arkadaşlar. Artık bir yerde bitmesi gerekir yani. Ver yanı. Ohohoho baba çözdü bu işi ya. Şöyle gidelim. Bir saat oldu sanırım bu. Belki de geçti bir saati bu video. Olmadı. Ufaktan dokundururum diye düşündüm. Dokundurmadı. Lütfen düzgün bir araba olmasın ya. Bakıyorum şöyle üstü açık bir tane bir araba bulursam hemen atlayacağım tepesine. Çok sıkıcı bunu kullanmak. Şöyle dönelim bakalım. Bu parayı ödedikten sonra işler iyice böyle kopma noktasına gelecek belli ki arkadaşlar. Vito bana göre kendi ailesini kuracak. Salvatore ailesi olacak.
Öyle hissettim. Ona doğru gidiyor çünkü olay. Başka bir tane bile şey kalmadı. Falcon'u da indirirsek ki Falcon yok olursa daha başka hiçbir şey kalmıyor anasını satayım. Bütün piyasa bizde olacak. Çık. Şu parayı başına bir şey gelmeden direkt götürüp verelim de. Bana kalsa ben parayı vermem. Oyun şu an bana verdirtiyor zorla. Ben hayatta vermem. Gider onu da vururum. Daha ne lan, zaten indireceğim, herkese indirmişim. Gidip onu mu düşüneceğim? Aman borç almıştık, borcumuz artık kalın. Herkes pis zaten bu ortamda. Sus lan. Sus. Apartmana nereden gireceğiz? Şu aradan bir yerden falan giriş var mı? Yok, buradan değil. Çekilin lan. Oğlum nereden gireceğim ben oraya? Şu aradan. Başıma bir şey gelmesin de yine. Hey, I need to see Bruno. Got the money? Evet. Come on in then. You're lucky. We were just about to leave. Hadi bakalım. Ne haber Bruno? 27 bin miydi ki benim buna getireceğim para? Do you wish to extend the deadline? Here it is. I have to admit, this is somewhat of a surprise. Evet. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. I'm very sorry to hear that. Isaac, count it. Sayın bakalım paraları. So business venture was a success? You got your money, right? Right, right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attacked them, so they're going after Vinci. That's not good. Not good. Would that have anything to do with the reason you borrowed this money? Hi, Bruno. That's none of your business. Thank you, Isaac. It looks like the debt is settled. I don't even know your name. Vito. Niye söyledin lan? Vito who? Vito Scaletta. Scaletta. I know a Scaletta once. But I must say, you're much better at Ben Salvatore deyip duruyorum lan. Scaletta'yız. His poor wife had to do it for him. So it was you who lent my father the money. Your father. Like father, like son. I see you don't approve. Oğlum hepiniz temizlemek lazım ha. Just like I didn't make you. If you ever need a loan, you know where to find me. Sure. Hepsi pislik lan. Biz de bulaştık pisliğe. Vito Scaletta'ydı bu ya. Salvatore ne oğlum ya? Scaletta ailesini kuracağım ben. Evet arkadaşlar, 15. bölüm artık dur, escape. Canlar, izleyen herkese çok teşekkür ederim. 15. bölüme geçtik artık ve son bölümleri falan yaklaşıyor, öyle düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın ve bol bol paylaşım yapın. Etrafınızda paylaşın. Daha çok aboneye sahip olalım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Efendim, abone olmayı, like atmayı ve destek olmayı unutmayın. Bye bye.